Fatih Portakal'ın görevini bırakması, köyüne dönmesi çok konuşuldu, tartışıldı. Doğaldır, tartışılır. Geçen biz de konuştuk ayrıntılarıyla. Şimdi Fatih Portakal'ın gidişine ilişkin birileri konuşmaya başladı. Sevilay Yılmaz mıydı? Yılmaz mı? Eski adı neydi? Karıştırdım onu Yükselirdi, şimdi. Yükselirdi. Sonra ha, değişti. O da böyle kaçtı falan gibi şeyler yapmış. Böyle daha çok kaçtığı üzerine bir şeyler söyleniyor, gidiyor. Ama Fatih Altaylı'nın Fatih Portakal için söylediklerini biraz mercek altına alalım. Ben bu arada Fatih Altaylı'yı da biraz tartışmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi Fatih Portakal'ın ayrılması üzerine şunu yazdı Fatih Altaylı. Siyaseti ve medyayı yakından bilen yakın bir dostumun buna yorumu şu oldu. Kendi söyleyemeyince yakın dostuna söyletirler ya böyle şeyi. İdeolojik, siyasi ve toplumsal sorumluluk bilinci olmayan kişinin muhaliflikte bedel ödemesi zordur. Sefasını sürmek isterler ama cefasını çekmek istemezler. Fatih Altaylı muhalifliğin cefasını mı çekmiş? Hiç öyle bir şey gördün mü, duydun mu? Fatih Portakal'ın ideoloji, siyasal ve toplumsal sorumluluğu mu varmış? Yok diyor işte. Ya öyle bir şeyin olması mı gerekiyormuş? Gerekiyor ayrıca. Onu diyor. Soruyorum. Siyasi partisi mi? Yani gazeteci. Bir haber bence işini sunucusu. Var olan koşullarda düzgün yapmış bir isimdir. Ya evet, en azından kendisini belli bir kitleye beğendi. Hani şöyle, çünkü Tayyip Erdoğan'ı şöyle. Mesela o gün bıraksaydı ben de eleştirirdim. Sen portakal mısın, mandalinan mısın diye seçim meydanında açıkça hedef gösterdi ve tehdit etti. Fatih Portakal'ı Tayyip Erdoğan. Mesela ondan sonra bıraksaydı benzer şeyleri söyleyebilirdim. Sonra devam etti yine. İşini yapmaya çalıştı. Mümkün olduğunca o koşullar içerisinde yapmaya çalıştı. Bırakmasına ilişkin geçen konuşmuştuk, tartışmıştık. Katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var. Hani bir de böyle bu ülkenin bu kahramanlaştırma işinde de hep bir sorun var ya. Evet, Yani evet. Bizim ülkemizde şöyle bir durum var aslında. Daha önce ben bunu Twitter'a yazmıştım ama burada da söyleyeyim. Hani kahramanlıkla hainlik arasında kıldan ince bir çizgi var. Sabah kahraman olan birisi akşam hainleşebilir bu ülkede. Tabii tabii. O yüzden boş verin bu kahramanlığı, hainliği. Sadece Ya insan olmak kendini çok yeterli. Sahipsiz hissetme duygusu fazla. Yani onun Öyle. içinde birine sarılma eğilimi herkeste çok fazla. Sonra devam ediyor. Bana göre Fatih Portakal düzgün bir televizyoncuydu. Mesleğini meslek gibi yaptı. Hem Allah bunları razı söylüyor. Olsun. Not da vermiş bir üst İşi, makam olarak. Evet, kendisi şey ya, bu konuda not verebilecek şeye sahip. Bilgiliğe sahip. İşini, etkinliğini bir sosyal yükselme aracı olarak görmedi. İçe dönük bir tarzı tercih etti. Yükseldi zaten. Saygıdeğer bir tavır aldı. Ancak soru hareketini doğru bulmadım. Sana ne? Bir kere değil mi? Sana bir ne? İstifa söz konusu. Senin. Siyasi değil ama mesleki bir misyon yüklemişti şartlar kendisine. Mesleğin haysiyetini bıraktı demekten çok kaçtı demek daha doğru olacaktır. Kendisi bekliyor şu anda mesleğin haysiyetini. Evet, başını. Haysiyetin temsilcisi Fatih Altaylı bu ülkede. Zaten o medya o yüzden bu bir bok olmaz bu ülkede. Haysiyetin şeyi buysa, dayanağı Fatih Altaylıysa. Fox Haber'den gelen bilgiler haber yönetiminin bu işten çok da rahatsız olmadığı, Portakal'ın egosundan bir süredir yaka silttikleri yolunda. Bilmiyorum, o kadar tanımam. Bu dedikoduyu da buraya ne diye ekledin. Olabilir öyle. Bilmiyoruz. Ben tanımıyorum kendisini. Ama kendisinin egosu. Bir dakika. Ya şöyle bir şey var. Hani en azından ben yakinen şöyle biliyorum. Benim eşim Fox'ta çalışıyor. Fox'ta muhabir 10 yıldır. Bir kez böyle bir sızlanmada şikayet olduğunu duymadım. Tabii en çok da muhabir muhatap kalırdı öyle bir şey. Hatta, olsa. Hatta daha önce sorduğumda nasıl Fatih'in işte oradaki davranışı ya da bilmem neleri diye böyle konuştuğumuzda temizlikçiden muhabire herkese çok iyi davrandığını ve şakalaştığını, sürekli hatır sorduğunu, Yani böyle pozitif bir insan böyle bir gibi tavır gösterdiğini evet. Hep söylemiştir bana. Hani bunu şimdi bildiğim şeyi niye söylemeyeyim? Bu arada İsmail'in tepkisi ne oldu? Var mı o konuda bir şey Fatih? Fotoğraf yayınladı. O yol arkadaşım falan diye şey yaptı. Kendisi devam ediyor mu sabah? Ediyor tabii. İsmail de ayrı bir medya tiplemesidir aslında. Öyle. Hangi birini konuşalım? Yani birisini. Şimdi bu haber Portakal'ın egosundan yaka silttikleri kısmı doğru değil. Yani en azazından çalışanlar açısından böyle bir doğru tabii, değil. Tabii böyle bir tanığımız varsa böyle bir o tavrı da yok. iddia edemeyiz. Ben muhabirliğini bilirim Fatih Portakal'ın. Benim Star'ı yönettiğim dönemde İzmir muhabiriydi. Başarılı bir İzmir muhabiriydi.
Sonra da işini yapmaya çalışan isimlerden birisi oldu. Sonra Sabah Haberleri, sonra da işte Anchorman'lik derken belli bir yere kadar yaptı ve sonra da gitti. Hani şöyle, şimdi Fatih Altaylı'yla Fatih Portakal'ı kıyaslarsak ben tamamen Fatih Portakal tarafındayım. Çünkü bir tanesinin şeyi belki yapmamış olabilir, daha cesur olmamış olabilir, bu tartışılır. Ama Fatih Altaylı'nın yaptığı direkt suç ortaklığıdır. Ben biraz anlatayım mı Fatih Altaylı'yı bildiğim kadarıyla? En son bir not daha ekleyeyim. Belki de onu hatırlayacaksın. Bu Alo Fatih işinde herkes Alo Fatih ben değilim diye çıldırır. Hayır, Alo Fatih'tir Fatih Altaylı'da. Alo Fatih, Fatih Saraç'tır. Ama ikinci Alo Fatih belki de Fatih Altaylı. Belki de Fatih Saraç'tan daha çok Alo Fatih'liği hak edecek biridir. Çünkü Fatih Saraç neticede oraya zaten memur olarak getirilmiş. Atanmış. Gazetecilerle alakası olmayan bir adamcağız. Kendisi tamam için mı? Gereğini yapacak kadar da kendim için adanmış bir adamdır. Kendisi yani, için gereğini yapacak onun için kadar. Zaten unutuldu gitti. Ama esas Fatih Altaylı'nın gazeteci olarak oralarda neler yaptığına bir son baktığımızda... Bir şeyimi de hatırlatayım ben Fatih Altaylı'nın. Fatih Altaylı hani bu yine 2014'teki 17-25 Aralık şeylerinde ortaya çıkmıştı. Ayrıca ben ondan çok önce de benim Abluka kitabında Fatih Altaylı'nın neler yaptığı Habertürk'te hepsi uzun uzun anlattım. O yüzden hani ilk defa böyle konuşmuyorum, etmiyorum. Ve orada da şöyle bir tavır vardı. Ya Fethullahçılar hakim, en birinci yine sensin. AKP hakim, en birinci sensin. Sonra başka muhalefet oluyor. O arada Turgay Ciner'le AKP arasında ciddi bir sorun olmuştu bir ara. Fabrika açılışı yapılmadan önce. O zaman böyle muhalif olan yine sensin. Yani bütün bunlar kendiliğinden olmuyor. En son bir haber vardı. O haberi bir görelim mi? Sağlık haberini. Şimdi böyle bir haber yapıldı Habertürk'te. Bu mu sağlıkta çağ atladığı iddiası olan Türkiye diye bir haberdi. Bu haberin peşinde ne oldu biliyor musun? Bu haberi editörü bilmem neyi atıldı işten. Yani bu Habertürk mü bu? Sabah. Ve bir kişi atılmadı sadece. Asıl haberin sorumlusu olan da o. O da Baldız'ı. Asıl muhatap olan oydu. Tek bir şey. Yani eğer bu haberde bir şey varsa zaten haber nedeniyle muhabir ya da şey işten atılır mı ya? Elbette. O bir onaylardan geçiyor çünkü. Değil mi? Muhabiri yazar sen koymasın. Ayrıca sensin kardeşim. Onun sorumlusu. Tabii ki. Senin istifa etmen lazım. Kendin için gereğini yapman lazım. Alo Fatih. Yani öbür Alo Fatih daha dürüst hakikaten o anlamda. Bence de. Kısaca onu da anlatırsan. Şimdi ben Fatih Altaylı'yı tabii uzun süre Hürriyet'teki köşelerinde her zaman böyle katı laikçi bir tip olarak 28 Şubat ve sonrasına kadar izledik. Bıçak gibi. Hem de nasıl. Yani böyle çok... bodoslama her konuya çok sert, çok militanca giren yazıları oldu. Ben sonra kendisiyle şahsen Brüksel'de karşılaştım. Sene 2006, AKP hükümeti, 4 yıllık hükümet ve en büyük hedef Avrupa Birliği'ne aday ülke olabilmek. Bütün gücüyle AKP oraya yüklendi. Çok sayıda... Avrupa Birliği ülkeleri ziyareti yaptık o dönem. Ben de Star Gazetesi'nde muhabirdim ve bu ziyaretlerin pek çoğuna katıldım, izledim. Fatih Altaylı da sık sık uçakta bizlerle olan bir gazeteciydi. Sonra bir masada ben ve çok Tayyip Erdoğan'a yakındı, çok muhabbet içerisindeydi. Böyle bir delikanlı, hani Tayyip Erdoğan çok delikanlı bir siyasetçi tiplemesi ya. Kendisi de delikanlı gazeteci. Yani kanlar oradan uyuşuyor. oradan yaklaşarak. Sonra bir masada ben dedim ki buna, siz dedim hem Tayyip Erdoğan'la hem dedim işte bu hareketle ilgili çok sert yazılar yazdınız şimdiye kadar. Şimdi çok yakın görüyorum sizi dedim. Ne değişti dedim. Dedi ki, ben dedi bu adamın ne kadar delikanlı bir adam olduğunu yeminle söylüyorum, yeni anladım dedi. Ben dedi hata etmişim. Birebir olmuş bir diyalog söylüyorsun. Tabii tabii benimle birebir olmuş bir diyalog. Onu zaten bir gazetecilik böyle bir şey hep oldu. Yani sadece AKP döneminde değil bu. Ben Yeni Şafak'tan sabaha geçtim. Muhabirim, başbakanlık muhabiriyim. Çalışkan bir muhabirdim.
Yeni Şafak'tan sabaha beni aldılar. Çünkü yaptığım işlere baktılar. Ondan sonra ben salona girdiğimde Şamil Tayyar, o zaman ANAP muhabiri orada, dedi ki ortaya, buraya artık dedi Yeni Şafak gibi gerici merici yerlerden dedi adam alıyorlar dedi. Ne oldu sonra? AKP milletvekili oldu. Önce Yeni Şafak'ın Ankara temsilcisi oldu. Kim? Şamil Tayyar. Ha, Şamil'i diyorsun. Sonra AKP milletvekili oldu. Şamil bana işte bunu diyen. Salonda Şamil böyle dedi bana. Neyse böyle herkes çok radikalde de AKP kazandığında herkes çok büyük sarıldı. Aman işte çok büyük destekle geldiler, buradan bir şey çıkar falan. Ben Yeni Şafak'ta çalıştığım için ya dedim tanımıyorsunuz, biraz temkinli ihtiyatlı gidin. Ya hepsi parladı böyle, düşün solcu radikal bu. Olur mu canım, ne demek işte gayet de güzel gidiyorlar falan filan diye dedim. Bakın temkinli gidin, ben tanıyorum çünkü dedim. Yani herkes benden ondan sonra daha beter şeyci oldu. Neyse Fatih Altaylı'ya döneyim. Sonra bir sabah hürriyetten ayrılış dönemi var. Aydın Doğan'ın yatında yaptığı görüşmelerden sonra bir veda edişi var. Sabahın başına geldi direkt. Sabaha geldikten sonra bak sene 2005 Mehmet Barlas'ın Fatih Altaylı'ya hoş geldin derken diye bir yazısı var. Fatih Altaylı'nın hürriyetten sabaha gelmesi Türk basın hayatında kartel döneminin bittiğinin kesin göstergesidir. 28 Şubat postmodern askeri müdahalesi gibi medya karteli de artık geçmişte kalmıştır. Bak bak bak. Diyene bak, dedirtene bak. Bakar mısın? Bu mu şimdi? Bu Fatih Altaylı mı Fatih Portakal'ı mücadele etmemekle, kaçmakla suçluyor? Ne yaptı peki sabah döneminde? Fatih Altaylı sabaha geçtikten sonra ben o zaman internet haberde bunları yazdım. Hadi bütün bu arşivleri yok etti yazdığım yazıların arşivini. Elinde sabaha Aydın Doğan'la ilgili çok büyük dosyalarla gitti Fatih Altaylı. Ve ben o zaman başbakanlık muhabiriydim. Durmadan özel ziyaretler yaptı Tayyip Erdoğan'a başbakanlıkta. Sonra bu sefer Aydın Doğan'a yüklenmeye başladılar. Emin Çolaşan üzerinden. Emin Çolaşan'ın işten çıkarılması bayağı sancılı oldu, hatırlarsın. Evet. Allah var, bir anda da kaldırıp atmadı Aydın Doğan. Epey bir mücadele etti tutmak için. O dönem Fatih Altaylı sürekli AKP'yi besleyen dosyalar verdi. Bazılarını da haber yaptı. Mesela Aydın Doğan'ın POAŞ üzerinden tehdit edilmesi vardı. Evet, i̇şte POAŞ'ın... İyi bilirim o dosyayı. O da biliyorsun değil mi? Bunu ne yaptı? Fatih Altaylı manşetten yayınladı. En sonunda artık direncini kırdılar Aydın Doğan'ın ve Emin Çolaşan'ı işten attırdılar. Bunun tabiri caizse tetikçiliğinde Sabah gazetesinin başındaki gazeteci olarak Fatih Altaylı yapmıştır. Ben bu sürece tanığım. Şimdi böyle bir insan. Sonra geldi oradan da hani direnmekti. Ne oldu? O kadar yarayışlı bir insan olduğun halde sonra kendileri de medya kadrolarını yetiştirdikleri için seni ensenden tutup attılar oradan genel yayın yönetmenliğinden. Sesini çıkardın mı? Yok. Tıpış tıpış gittin. Hala program yapıyor işte. Sonra hayır bu sabah. Sabah. Sonra Habertürk'e geldin. Habertürk'te de yine aynı yoldan gittin. Oradan da seni genel yayın yönetmenliğinden attılar. Sen de kendini futbola, yok bilmem popüler tarih konuşmalarına verdin. Çünkü orada risk yok. Risk yok. Kimseye vurmuyor. Ya da işte Murat Bardakçı'yla beraber tarih geyiği. Değil. Orada da risk yok. Ondan sonra şimdi de oradan gidiyorsun ve kendini demek bir misyon sahibi, mesleğin onurunun başını bekleyen gazeteci olarak bir başkasını eleştirme hakkını kendinde görüyorsun. Adama oha derler, oha. Yani sırça köşkte oturanlar birbirini taşlıyor sürekli bu ülkede valla. Bir de ben son Fatih Altaylı'yla bunu söyleyeyim. Bu Alo Fatih şeylerinde onun bir sözü var yayınlanan. Birinci Alo Fatih'le konuşuyor. Birinci Alo Fatih, ikinci Alo Fatih konuşuyor. İkinci Alo Fatih, Fatih Altaylı diyor ki, evet lan diyor, bizden daha yandaşım var. Fatih Saracan. Bir haberle ilgili, hani bunun gereğini yatırıyor. Biz yandaş değiliz, hani yandaş değiliz diye söylüyor Fatih Saracan. Fatih Altaylı diyor ki, evet lan diyor, bizden daha büyük yandaş mı var diyor. Delikanlı adam ya. Ki bu şöyle, hani kamyonu değil,
dinlenme telefonlarından birisi olduğu için hani tabii. böyle şeyine söylenmiş falan değil tabii, yani. Rahat konuşuyor. Direkt orada rahat ne yandaşı olduğunu kendi söylüyor. Kim? Yani orada Fatih Saraç bile eziliyor o eleştiri altında, büzülüyor. Yani ya bize yandaş diyorlar falan, bu yandaşız kardeşim sen. Tabii lan, evet lan yandaşız diye resmen koyuyor adam. Yani çünkü yandaşız, öyle çıkalım hani şeyini işte. Toplayalım yandaşlığın hiç ya olmazsa. Evet, evet. Meyvelerini kötü toplayalım. Kötü bir şey değil ki bu. Hay Allah. Hatırlıyorum Yavuz, sen benimle böyle şahane konuşuyorsun ama sen kulağımdasın. Burada olmadığın için şöyle oluyor. Levent Kırca'yla onun bir şeyi vardı evet, ya. Evet, rahmetli Levent Kırca. Söylediği... Aslında rahmetli Levent Kırca orada Fatih Altaylı'nın resmini çizdi. Kesinlikle öyle. Bitti ya yani. Benim hep şeyim var arkadaş, boş ver onu bunu. İşte üç tane kriter var, daha önce de söylemiştim. Bir kez daha tekrar edeyim. İnsani ve vicdani olarak çocuklar yakılırken ne yaptın? Bu kadar basit. Çocuklara tecavüz edilirken ne yaptın? Çocuklar trende öldürülürken ne yaptın? Üçüne yanıt veremeyen her insanın kim olursa olsun yüzüne tükürürsün demiştim. Üçüne gitsin sorun, yanıt, ne yanıt veriyorsa tükürüğü hazır edin.